Hayatımın fırsatını yakaladım ben. Ya kazandığım parayla ev bile alırız. Bütün ailemiz için çok önemli bir şey bu. Aa. Ne bu halin çocuğum? Çok düşünceli görünüyorsun. Anne. Bu sözleşmeyi bana Sinan getirdi. Sencer Bey göndermiş. Eğer ben bu sözleşmeyi imzalarsam Sinan Sencer Bey'in gözüne girer. Belki SMDR'de iyi bir kariyer başlangıcı olur onun için. İyi o zaman imzala. O SMDR'de kariyer yapsın. Sen de Oğuz'la şirketin işlerini yürütürsün ha? Öyle ama bunlar Sencer Bey'in maddeleri. Eğer ben bunu imzalarsam Oğuz'un bütün planlarını alt üst ederim anne. Bir daha bana güvenmez asla. Nehir'ciğim. Bence senin güzel kalbin doğru yolu gösterecektir sana. İçinden gelen sesi dinle çocuğum. Aile olmak için yani ille de kan bağı gerekli değil. Tamam mı? Aile demek yaşadığın acı tatlı hatıralar demek. Üzüntüler demek. Sevinçler demek. Hayatta biraz az da olsa ailenin kıymetini bil. Oldu mu Nehir? Sadece benim değil ama kardeşlerinin, annenin. Alo. Ortak ne haber? Nasılsın? Bir şeye ihtiyacın var mı? İyiyim. Yok, teşekkür ederim. Yarın büyük gün biliyorsun. İyice dinlen. Dinlenirim. Merak etme. Bak ne diyeceğim. Yarın sana küçük bir sürprizim olacak. Bir de sözleşmeyi imzalar imzalamaz yeni bir yer bakmaya başlamamız lazım. Atölyeyi genişletmemiz, işleri büyütmemiz ve yeni müşteriler bulmamız lazım. Öyle değil mi? Oğuz. Hadi hadi. Tamam, kapatıyorum. Daha fazla uzatmayalım. Sen de iyice uyu, dinle. Tamam mı? İyi geceler. İyi geceler. Oğuz. Hazırsan çıkalım ha? Dede. Yarın ip de çekiyorum. Sencerin suyu iyice ısındı. Eğer o pervanenin zamanında bitmesini istiyorsa yarın sözleşmeyi imzalamak zorunda. Sencer bu. Ne yapacağı hiç belli olmaz evlat. Sen hiç merak etme dedeciğim. Yarın o toplantıda imzalar atılır. Biz de yeni hayallerimize doğru yelken açarız. Az önce Nehir'e de söyledim. O atölyeyi genişletmemiz gerekecek galiba. Aa, benim güzel kalpli torunum. Bana bu günleri gösterdin ya. Ne diyeyim? O imzayı atsın Sencer, başka bir şey istemem. Siz de gelecek için hayaller kurun. Nehir kızımla beraber işleri genişletin, burayı büyütün. Dede, her şeyi beraber yapacağız biz. Sen başımızda olmadan olur mu hiç? Hem ben ne kadar şanslı bir adamım. Bir yanımda senin gibi bir tecrübe var. Diğer yanımda Nehir gibi bir yetenek. Sırtım yere gelmez vallahi. Evlat, senin sayende yüzüm güldü. Sen her zaman benim hayata bağlanmamı sağladın. Şimdi hakkımı geri alacağım. Nefes aldığım sürece yanında ve arkandayım. Dedem bir. Dilara. Anneciğim. Seni kırdığım için çok özür dilerim. Kırılmadım hayatım. Sadece duygularına yenik düşmeni istemiyorum.
Anneciğim böyle düşünmen yanlış zaten. Bırak da duygularıma yenik düşeyim. Hayatımda bir kez istediğim şeyi yapayım. Anne bak gerçekten anlayamıyorum. Alper'le evlenmemi en çok isteyen sendin. Beni ikna etmeye çalışan sendin. Şimdi ne oldu da birden düşüncelerim böyle değişti? Bilmek istiyorum. Dilara. Sana nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Babamın tutuklanması yüzünden mi? Bak Alper elinden gelen her şeyi yaptı, sen de biliyorsun. Yani savcılıktan da istifa etti. Babamın yanında çalışıyor şimdi. Babama çok saygı duyuyor. Biliyorum hayatım, biliyorum. Anneciğim, Alper babamı en az kendi babası kadar seviyor. Evet. Bir şey içer misin oğlum? Baba, küçükken bu evin bahçesi çok büyük gelirdi bana. Havuzun öbür tarafına gitmeye bile korkardım. Hatırlamaz mıyım oğlum? Bahçede ne zaman oyun oynasan göz ucuyla hep beni kolaçan ederdi. Evet. Sen biliyor muydun bunu? Tabii ya. Bir baba evladının gözünden her şeyi anlar oğlum. Onların evini hiç sevmezdim. Soğuk, ürkütücü, kocaman. Ama bizim eve geldiğimde nasıl mutlu olurdum anlatamam. Küçüktü ama huzurluydu. Senin evde olduğunu bilmek, yanı başımda olduğunu bilmek benim için her şeye bedeldi. Oğlum benim, bilmez miyim nasıl bir duygu olduğunu? Ben de yan odadan sabaha kadar hep senin soluk alıp verişini dinlerdim. Ama büyüyünce bir şey fark ettim. Benim korktuğum bahçe değilmiş. O soğuk duvarlar, ürkütücü ev değilmiş. Benim korktuğum şey Sencer'in bana hissettirdikleriymiş. Sencer'in bir çocuk için ne kadar korkutucu bir görüntüye sahip olabileceğini az çok tahmin edebiliyorum. Evet. Sana yaptıkları, sana yaşattıklarını da çok iyi biliyorum. Evet oğlum ama bunlar yaşandı, bitti, geride kaldı. Bak, şimdi koskocaman bir adam oldun. Kendi ayakları üstünde duran, herkes tarafından saygı duyulan bir konuma geldin. Evet, ama senin sayende. Bütün bu yaşananlara benim için katlandın baba. Evet oğlum ama nereden geldi ki şimdi bunlar aklına senin? Baba, çok az kaldı. O korktuğum bahçe, o soğuk duvarlar, o ürkütücü ev artık korkutamaz beni. Çünkü hepsi benim olacak. Dilara az önce evlilik teklifimi kabul etti. Evleniyoruz. Oğlum. Oğlum. Anneciğim, bence bu konuşmayı uzatmanın bir faydası yok. Yaşadığım onca şey oldu. Sevindiğim, üzüldüğüm, kırıldığım, umutlandığım bir sürü şey. Ve bunların birikimi benim içimde bir his uyandırıyor. Yani sana bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama içimden bir ses güzel günler göreceğimi söylüyor. Yani mutlu olacağımı düşünüyorum. İnşallah hayatım, inşallah. O yüzden de bu söylediklerim eğer seni kıracaksa çok üzülürüm. Ama ben az evvel Alper'e evet dedim. Ne yaptın sen Dilara? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Anneciğim, ne demek nasıl böyle bir şey yaparsın? Kiminle evleneceğime ben kendim karar veremez miyim? Yok, yok tabii ki karar verirsin ama yani bir babana sorsaydık. Yani böyle birdenbire böyle hiç hoş olmamış yani Dilara. Ne babama sorması ya? Benim kimle evleneceğime biz oturup ailecek mi karar vereceğiz? Gerçekten bu söylediklerini anlayamıyorum.
İyi misin kızım? İyiyim anneciğim. Uyku tutmadı. Öyle işte. Geldim ben de aşağı. Kızlar nerede? Pınar odasında ders çalışıyor. Sema da kim bilir nerede. Dışarı çıktı, arkadaşlarıyla buluşacakmış. Anne. Sinan sence sevmeleri de devam eder mi? Bence eder. Çok heyecanlı görünüyor. İyi de maaş veriyorlar. Ne bileyim işte. Sinan bu yani. Sağ solu belli olmaz. İki gün sonra işten çıkacağım derse. Onu söyle. Sinan'ın iş hayatı seninki kadar parlak değil. Neyse. Ben de çok şey bekliyorum galiba ondan. E değil, sen çok başarılı, çok çalışkan, çok disiplinli biriydin. Hala da öylesin. Sinan senden biraz farklı. Belki de bu iş kendini ispatlaması için bir fırsat olur onun. Hı? Belki de. Ha bunu şu sözleşmeyi imzalamak için söylüyorsan haklısın tabii. Sinan'ı düşünerek o sözleşmeyi imzalarsan sonrasında ne olacağını sen de bilemiyorsun değil mi? Anne, vaktim de yok ki böyle zamanı bırakıp bir çözüm üretmek için. Çok çaresiz hissediyorum kendimi. İnşallah mutlu olursun hayatım. Babanla da konuşuruz gelince. Tamam. Tamam konuşuruz. Neredeymiş babam? Bugün biraz geç gelecekmiş, işleri varmış. Sen şimdi dinlen, yarın konuşursun babanla. Merhaba Bora Bey. Hoş geldiniz. Abicim, tam zamanında geldin. Ben de tam anneme kararlarımı anlatıyordum. Kızım. Böylece sen de sohbete dahil olmuş olursun. Boracığım bütün gün yorulmuştur. Şimdi bunları konuşmayalım, yarın konuşuruz. Yok yok, iyiyim ben. Neymiş kararların bakalım? Abicim. Hazır mısın? Ben Alper'in evlilik teklifini kabul ettim. Mutluluklar dilerim Dilara'cığım. Evlenmek, kendi aileni kurmak, ayaklarının üzerinde durmak çok iddialı bir karar. Eğer buna kendini hazır hissediyorsan yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Tabii ki hazır hissediyorum. Hem zaten Alper bizim ailemizden biri sayılmaz mı? Aile demişken Dilara, senin de bizim ailemizle ilgili bilmen gereken bir şey var. Tamam artık. Bunların hepsini babanız gelince konuşuruz. Hadi çocuklar. Anne ne oluyor? Bora ne diyorsun sen? Gerçekleri bilmesi gerekmiyor mu anne? Ne gerçeği ya? Siz ne saçmalıyorsunuz ikiniz? Hani hep sorup duruyordun ya, bizim niye hiç bebeklik fotoğrafımız yok diye. Ne olmuş? Dilara, evlilik gibi böyle önemli bir karar almışken gerçekleri bilerek yoluna devam etmen gerekiyor. Bora uzatma artık, söyle ne söyleyeceksen. Annemizle niye hiç bebeklik fotoğrafımız yok biliyor musun Dilara? Çünkü Asu Hanım bizim öz annemiz değil. Anne? Bora ne diyorsun sen? Anne bir şey söylesene! Kızım. Dilara gitme. Dilara. Haddini bilecektin. Senin olmayan bir kızın geleceğiyle oynamayacaktın. Hadi. Şimdi evlendir kimle evlendirmek istiyorsan. Üvey kızını. Oh,
Anne. Benim esas kafamı karıştıran ne biliyor musun? Şimdi Sencer Bey'in sözleşmesini imzalamam gerekiyor ya. O zaman SMD'de çalışmak zorunda kalacağım. Niye? Sen Oğuz'la pervane yapmaya devam etmeyecek misin? Bunun Sencer Bey'le ne alakası var? Sencer Bey Oğuz'la çalışmamı istemiyor. SMD'de kalmamı isteyecek. Sonra da Sinan'ı işten kovacak büyük ihtimal. Niye kovsun ki Sinan'ı işten? Anne, Sencer Bey beni sırf zorlamak için Sinan'ı işe aldı. O sözleşmeyi imzalayayım diye. Yoksa Sinan'ın bu konuda iyi bir tecrübesi ya bilgisi hiçbir şey yok ki. Ben sözleşmeyi imzalarsam Sinan'a bir sürü göz yumarlar. O zamana kadar da Sinan iş öğrenir. Bilmiyorum anne. Kafam çok karışık. İyice köşeye sıkıştırdı beni. Merhaba. Hoş geldiniz Sencer Bey. Asu Hanım nerede? Salonda efendim. Ne oldu Asu? Neyin var? İyi misin? Asu lütfen cevap ver bana. Sorun ne? Ne olmuş paraya? Her şeyi söyledi. Neyi söyledi? Dilara'nın annesi olmadığımı söyledi. Nerede şimdi o? Gitti. Ya nasıl böyle bir şey yapar? Ne yapmaya çalışıyor bu gerizekalı? Neyse sen üzme kendini. Üzme. Sakın ol. Olan olmuş artık. Ben Dilara'ya üzülüyorum. Böyle yüzüme baktı. Baktı böyle şaşırdı. Bir şey söylememiştim. Hiçbir şey söyleyemedim. Dilara nerede peki? O da gitti. Ondan önce de o gitti. Böyle yüzüme baktı. Baktı. Bir şey diyeyim diye durdum ben. Sen ne söyleyebilirsin ki hayatım? Bora, Bora seni çok zor durumda bırakmış. Ama öyle. Gerçek bu. Ben onların annesi değilim. Hayır. Sen Dilara'nın annesisin. Sen Bora'nın da Dilara'nın da annesisin. Onları bu yaşa kadar kim getirdi? Kim yedirdi? Kim büyüttü? Kim giydirdi? Sen onların annesisin. Ve o nankör bunu kabul edecek. O kadar. Kabul edecek. Böyle öğrenmemeliydi. Kızım böyle öğrenmemeliydi. Haklısın. Haklısın, haklısın. Ben şimdi Dilara'yı bulup geleceğim. Git kızımızı bul sence. Onu getir. Sen daha fazla üzme kendine. Odana çık biraz dinlen. Ben Dilara'yı bulup geleceğim. Tamam mı? Tamam. Geleceğim. Git hadi. Bul. Dilara'yı bul. Başka zaman olsa kalmak istersin. Tutturdun gideceğim diye. Ama hayatım kalmam için ayarlama yapmam lazım. Çıktım geldim öyle aniden. Kalamam. Annem çok kızar. Bir daha hiç gelemem sonra. Aa o zaman git. Hiç görmezsen falan dayanamam ben. Merak etme sen. Ben seni her türlü görürüm. Zaten söyleyeceğim anneme. Aa o nereden çıktı şimdi ya? Yeter artık. Biraz da benim hayatıma göre yaşasınlar. Nehir aşağı nehir yukarı. Verdim onu da ağzının payını zaten. Neler yaptın sen ya? Seni de boş bırakmaya gelmiyor ha. Yeter artık. Bütün hayatımızı Nehir ve onun biricik aşkı Alper'e göre düzenledik. Biraz da benim hayatım ve benim aşkıma göre yaşasınlar. O gün anlattıklarım mı buna sebep oldu? Üzüldüm şimdi bak. Keşke anlatmasaydım. Üzülecek ne var bunda? Sonuçta sen benim sevgilimsin. Ablamın sana zarar verecek bir şey yapmaması lazım.
Zaten her şeyi Alper olan hırsından yapıyor. Yoksa ne işin var Oğuz'la falan? Niye istifa etsin ki Semih Dere'den? Ah işte ah. İstifa etmeseydi bizim de bir sorunumuz olmayacaktı. Gitti Oğuz'la ortak oldu. Milyon dolarlık yatırım yaptık nehir pervane yapacak diye. Çekti gitti. Tam aileme sevgili olduğumuzu açıklayacaktım. Ama babam bu durum yüzünden çok gergin. Anlıyorsun değil mi? Haklısın hayatım. Yani ben nasıl derim ki şimdi ben Nehir'in kız kardeşiyle sevgiliyim diye? Klasik Nehir hareketi işte. Bencilce kendi kafasına göre inandığı şeyi yapar gider. Sonra da biz etkileniriz bu hareketlerinden. Neyse aşkım. Sen böyle işlerle yorma kafanı. Geçer hepsi zamanla. Sevdiğim adama bulaşan olursa tabii çıkarırım pençelerimi. İlişkimizi mahvetmelerine izin vermeyeceğim. Çok geç kaldım ben. Çıkmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi, git bakalım. Ben de birazdan çıkarım. Madem sen yanımda kalmıyorsun. Neden yalan söylediniz bana? Bunca yıl gözümün içine baka baka neden yalan söylediniz? Söylemek zorundaydık. Zorunda mıydınız? Yıllardır sevdiğim, öptüğüm, kokladığım, dizinde uyuyarak büyüdüğüm annem meğer benim annem değilmiş. Başka bir kadınmış, öyle mi? Baba, benim annem kim? Benim ilk eşim, yani seni doğuran annen, sen daha bebekken vefat etti. Aramızdan ayrıldı. Annem öldü mü? Çok zor günlerdi. Kimse böyle olsun istemezdi. Ama kader bize bu acıyı yaşattı. Sen daha küçüktün. Anlamazdın. Seni üzmemek için bir türlü doğru zamanı bulamadık. Haklısın. O kadar beklememeliydik ama hep üzülmenden korktuk işte. Peki abim nasıl biliyor? Ona da biz söylemedik. O kendi anladı. Dilara'cığım, tam da senin söylediğin gibi. Öpüp kokladığın, dizinde uyuduğun, karnını doyuran, saçını okşayan, senin yanında uyuyan kadındır annem. Ve o şu anda evde perişan bir halde seni bekliyor. Merhaba Yiğit amca. Nasılsınız? Müsait miydiniz? İyi miyim? Müsaitim. Gel Nehir'cim. Nasıl gidiyor yeni iş? İyi gibi. Yani tam olarak bilmiyorum aslında. Neden? Biraz kafam karışık işte. Ben de ne zaman bir şeyler ters gitse sizin başınızı şişiriyorum. Şu an olduğu gibi. Olur mu öyle şey canım? O nasıl bir söz? Sen benim... yani biliyorsun... benim kapım sana her zaman açık. Öyle tabii. Çocukluğumdan beri hep bir Yiğit amcam var yanımda. Söyle bakalım ne oldu? Derdin ne? Her şey üst üste geliyor bazen. Bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir şeyler sormak istiyorum. Ama ikisini de yapmaya korkuyorum. Cesaretim olmuyor. Hayatımda çok şey değişti. İşim değişti. Alper işte. Anladım. Ya bazen böyle her şey ters yüz olunca korkarız. Üzülürüz. Ne yapacağımızı bilemeyiz. Ama gerçek olan bir şey var. Acaba
tersi mi doğru yoksa yüzü mü? Yeni olandan korkma. Eskisine nasıl alıştıysan yeniye de aynı şekilde alışacaksın. Ben sadece düzenimize kuralım. Her şey yerli yerine otursun istiyorum. Bu olmadığı için üzülüyorum. Galiba bu yüzden yoruldum. Ben de. Nasıl yani? Nehir bazen böyle avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Haykırmak istiyorum. Ama içimdeki o ses hep dur diyor. Dur. Dinliyor musunuz o sesi? Her zaman. Ömrüm boyunca hep o sesi dinledim ben. Doğru bildiğime. Her ne pahasına olursa olsun. Ne oldu peki sonuçları? Etrafımdakiler, çevrem. Anlamadılar. Eleştirdiler. İnanmadılar. Bazen sevmediler. Sebebini anlattım, ikna olmadılar. Sustum, saçma buldular. Sonuçta şunu anlamadılar. Ben sadece içimden geleni yaptım. Doğru bildiğimi. Hep doğru muydu peki? Hayır, hep doğru değildi. Ama ben sana her zaman içinden gelen sesin doğru olduğunu söylemiyorum. Sadece başkalarının yaptığı yanlışları yapma diyorum. Sen içinden geleni yap. Eğer yanlışsa da bırak senin yanlışın olsun. Ben sana bir kahve getireyim. Baba, ben ne yapacağımı bilemiyorum. Bak, insanları tercihleri, kararları yüzünden yargılayabiliriz, onlara kızabiliriz. Ama elinde olmayan şeylerin hesabını soramayız. Seni doğuran annenin vefatı Asu'nun tercihi değildi. Ama seni nasıl büyüteceği, nasıl annelik yapacağı onun tercihiydi ve o sana çok iyi bir annelik yaptı. Bunu düşünmek zorundasın. Ben gerçekten bilmiyorum. Bak, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim ama bunu hiç kimseye, özellikle de Asu'ya söylememeni rica ediyorum. İyi, söylemem. Sen 1 yaşındayken anneni kaybettin. O yıl Asu da 1 yaşındaki kızını kaybetti. O yüzden küçük kızının acısını seni büyüterek içine gömdü. Sana çok iyi bir anne oldu. Öz kızı gibi sevdi seni. Sen onu hayatta tuttun farkında bile olmadan. Baba, neler söylüyorsun sen? Asu'nun bir kez daha kızını kaybetmesine izin verme. Buna dayanamaz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Başkası adına karar vermek çok zor bir şeymiş Yiğit amca. Onun için doğru olanı yapmak istiyorsun. Ama ya doğru olan o değilse? Nehir'cim, seçim yapmak zordur. Aldığın kararlara göre şekillenir başkalarının hayatları. Kendimle ilgili bir karar olduğu zaman çok cesurca hareket edebiliyorum. Ama söz konusu sevdiğim insanlarsa ve onların mutluluğuysa eğer, bu benim için çok zor oluyor. Seni çok iyi anlıyorum. Çok da iyi biliyorum bu duyguyu. Ama benim bildiğim tek bir yol var. O da sadece içinden gelen sesi dinle. Ne geçti eline? Gerçekler. Ne gerçeği lan? Kardeşin perişan. Bütün hayallerini yıktın. Ne kazandın kalbini kırınca? Ben kırmadım. Ona yalan söyleyen ben değilim. Bana bak. Defol git buradan. Baba, beni kovamazsın. Ben senin oğlunum. O kadını kov, birini kovacaksan. Seni kaç kez uyardım Asu hakkında böyle konuşma diye. O benim karım.
böyle konuşma hakkına sahip değilsin. Ulan defol git. Defol git. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ve annenden özür dilemediğin sürece, o seni affetmediği sürece ne eve ne de şirkete geri döneceksin. Defol git. Alo. Uyuyorum deme, bozuşuruz. Yok yok, uyumuyorum. Tamam. Hazır mısın bakalım şirketimizin kurucu ortağı, imza yetkilisi, genel müdürü ve de kaynakçısı? Teşekkür ederim. Ne demek efendim, rica ederim. Hakkınız, hakkınız. Oğuz, öncesinde bir buluşsak mı birlikte? Gerek yok, orada buluşalım. Ondan sonra kutlama yemeği yeriz, orada konuşuruz planlarımızı. Oğuz. Oğuz, ben... Hadi benim kapatmam lazım. Sen de geç kalma bak. Tamam mı? SMDR'de görüşürüz. Tamam. Nehir, geleceğimle oynamayacağına eminim. Hepimiz için, ailemiz için Sencer Bey'in şartlarını kabul edeceğini biliyorum. Doğru olan bu Nehir. İşte karşınızda gemicilik sektörünün duayeni Ethem Demirsoy. Hadi oradan be. Beni havalara sokma böyle. Havalanacaksın tabii dede. Hakkındır. SMDR denizcilik hazır olsa iyi olur. Ethem Demirsoy geri dönüyor. O Sencer elimizden aldığı her şeyi bugün geri verecek. Ya evlat, beni böyle damat gibi giydirdin de Sencer ya imzalamazsa? Dedeciğim, Sencer bugün o anlaşmayı imzalayacak. Yapacak başka bir şey yok. Elinde her şey var ama bilgi yok. O da Nehir'de var. Nehir de bizim yanımızda. Bu arada sen daha demin damat gibi dedin de aklıma bir şey geldi. Hadi oradan. Hadi. Dilara. Özür dilerim. Gerçeği bilmek hakkındı. Bunu saklamamalıydık. Gerçek nereye kadar saklanabilir ki? Eninde sonunda öğreneceğimi biliyordum. Böyle öğrenmem daha mı iyi oldu? Tabii ki iyi olmadı ama Bora'yı engelleyemedim. Bora'ya engel olacağına beni karşına alıp konuşmayı deneyemez miydin? Korktum. Korktun mu? Beni bir daha sevmemenden... Reddetmenden korktum. Peki şimdi? Ne diyeyim? Bir de sen haklısın kızım. Gel Nehir, gel kızım. Gel kahvaltı et. Günaydın anneciğim. Çay koyayım mı sana da? Yok, istemiyorum. Sinan çıktı mı? Çıktı. Sabah erkenden heyecanla çıktı gitti. Sen nasılsın? Uyuyabildin mi?
Pek değil aslında. Haklısın tabii. Senin işin de zor be Nehir. Nasıl da kötü bir duruma soktu şimdi seni. Sen emin misin Sinan'ın kovulacağından? O kadar eminim ki anne. Ya bu çocuk da yıllarca işe girmedi, girmedi. İş bulması gerektiği zaman da gitti, Sencer'in yanında iş buldu. Öyle. Ya ben bu işlerden çok anlamıyorum ama kızım... acaba diyorum sen pervaneyi yapsan, sonra Oğuz'a geri dönsen... yani bunu bir teklif et, belki kabul eder. Hı? Anneciğim, Oğuz'un tek derdi pervane yapmak değil. Yani eğer ben bu sözleşmeyi imzalarsam onun bütün hayallerini yıkmış olurum. Bilmiyorum işte. Neyse ben gideyim. Nehir. Sıkma canını be çocuğum. Ucunda ölüm yok ya. Görüşürüz anneciğim. Abla, bir dakika dur. Aldığın kararların ailemize ne kadar zarar verdiğinin farkında mısın? Pervane midir nedir onu yapmamışsın. Sencer Beyleri milyon dolarlık zarara uğratmışsın. Ne alakası var Sema? Kim milyon dolar harcamış? Bilmem orasını. Abim oradan para kazanıyor. Orası bizim ekmek teknemiz. Bora'nın, sevgilimin yüzüne bakamıyorum senin yüzünden. Yeter artık. Lafa gelince her yerde bizi düşündüğünü söylüyorsun. Efendim. Peki, gelsinler. Bu kadar erken beklemiyordum sizi. Odamı bayağı değiştirmişsin Sencer. Odanı mı? Devir değişiyor Ethem. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Tabii senin geleneksel tarzlarına uymaz ama sen olsan buralarda alet çantası falan olur. Kaynak makinesi de işte şurada mesela. Hayatım boyunca gösterişi sevdin ve parayı sevdin sen. İşte bu yüzden de işin özünü kaçırdın. Özü neymiş Ethem Bey? Kaynak makinesi, alet çantası, saç, lokma takımı. Yani bilgi, beceri ve tecrübe. Bu saydığın şeyler ustada oldu, patronda değil. İşte aramızdaki en büyük fark da buydu. Ben patronum, sense usta. Sencer Bey, konuşacak çok vaktimiz olacak ileride. Niyetimiz laf değil, iş üretmek biliyorsunuz. İşte torunun da senin gibi. İmalı sözlerle anlatıyor derdi. Yok, imayla falan hiç işim olmaz. Açıkça hakkımız olanı geri almak istiyoruz. Ondan sonra geri kalanını tamamlarız işin. Hakkınızı mı? Deden hikayemizi biraz farklı anlatmış galiba. Ben hikayenizin gerçeğini çok iyi biliyorum. O yüzden de dedemden haksız yere aldığın hisseleri geri almak istiyorum. Hmm. Kendi sözleşmenizin imzalanmasında ısrarcısınız anlaşılan. Evet, ısrarcıyım. Ben de size bir sözleşme göndermiştim. Ne sözleşmesi? Haberiniz yok mu? Şartlarımız belli. Senden sözleşme falan istemedik. İş hayatı konusunda çok zayıfsın. Öyle bir tarafın şartlarını kabul ettirmesiyle, dayatmasıyla olmaz bu iş. Karşı tarafın talepleri olmayacak mı yani? Para benim param. Bilgi de bende. Neymiş talepleriniz? Biz taleplerimizi yetkili müdürümüzle Nehir Hanım'a ilettik. Nehir mi? Evet. Sen yetkili Nehir Hanım demedin mi? Biz de ona gönderdik işte. Nehir gelmiyor mu? Günaydın Yiğit Bey, günaydın. Bu saatte rahatsız ediyorum ama sizinle bir şey konuşmam lazım. Buyurun Feryal Hanım, beraber kahvaltı edelim.
Yok, ben yaptım. Teşekkür ederim. Nehir galiba yine Sencer Bey'le çalışmaya başlayacak. Nasıl olur? Oğuz'la yeni iş kurmuşlardı. Ay ya, biz bu kızı uzaklaştırmaya çalıştıkça o hep Sencer'in yanında. Sencer bunlara bir takım şartlar sunmuş. Bence Nehir o yüzden kendini çalışmaya mecbur hissediyor. Bir parça da korkuyor galiba. Dün Nehir benim yanıma geldi. Ben de zannettim ki duygusal olarak Alper ve Oğuz Nehir'in kafasını karıştırıyor. Hiçbir şey soramadım ki. Her şeyi olduğu gibi açıklamadı Yiğit Bey. Nehir'in kendini korumasının tek çaresi bu bence. İyi de bilmiyoruz ki nasıl tepki verecek. Ben de Feriha Hanım'a katılıyorum Yiğit. Yani Nehir'e kesinlikle annesinin ağası olduğunu ve Sencer'den uzak durması gerektiğini söylememiz gerekiyor. İyi de nasıl söyleyeceğiz? Bilmiyorum Yiğit. Ya ben bugün eve gidip ablama öz kızının Nehir olduğunu söyleyeceğim. Bu iş gerçekten çok uzadı. Ablamın Nehir'in öz kızı olduğunu bilmesi gerekiyor. İşte olayların tam merkezindeki kişi Nehir. Hoş geldin. Merhaba. Evet, sen de burada olduğuna göre yetkili müdürümü çağırabilirim. Herkes burada. Gelebilirsin. Sencer, bu iş çok uzadı. Şartlarımız belli. Sen yine ne işler çeviriyorsun? Hiçbir iş çevirmiyorum. Benim işim sadece Nehir'le. Nehir? Neden bahsediyor bu? Ben... İşte yetkili müdürümüz de geldi. Tanıştırayım, yetkili müdürümüz Sinan. Sinan mı? Ne oldu, zoruna mı gitti? Sinan, tamam. Tamam. Nehir Hanım da geldiğine göre sözleşmemizi imzalayabiliriz. Biz kendi sözleşmemizi Nehir Hanım'a iletmiştik. SMDR olarak pervane yapımına başlayabiliriz. Ne sözleşmesiymiş? Şu sözleşmeye bakabilir miyim? Burada diyor ki... Nehir. Bunu kabul edersen biliyorsun değil mi? Evet. Nehir SMDR'ye geri dönecek. Nasıl? Bu pervaneyi bu şirket için yapacak. Benim için. Nehir. Neyse, bu toplantı çok fazla uzadı. Nehir, ben senin yeteneklerine, bilgine güveniyorum. Gel şu işi burada beraber yapalım. Eğer yapmak istemiyorsan o zaman başka. İş hayatı zor kararlar alma sanatıdır. Sen de Oğuz'la iş kurdun. Buradan istifa et. Çok zor kararlar al. Şimdi gereğini yerine getir bakalım. Teklifim açık. Oğuz. Tamamdır. Karar senin. Ben teklifinizi kabul ediyorum.
Kolay gelsin. Aşkım. Alper. Ne var diyemez miyim? Evlilik teklifimi kabul ettin sonuçta. Evet, ettim. Mutsuz gibisin. Yok, olur mu öyle şey? Aksine çok mutluyum. Mutluydum yani. Ne oldu? Evdekilerle bir sorun mu çıktı? Seni hiçbir şeyin üzmesine izin vermem. Sorun bizimle alakalı değil aslında. Ne olduğunu bana söyleyebilirsin. Bazen bir rüyanın ortasında uyanırsın da kısa bir şaşkınlık hali olur ya. Hayalle gerçek birbirine karışır. İşte öyle bir haldeyim. Ne yaşadığını bilmiyorum ama ben seninle rüyada gibiyim. Gerçek de umurumda değil. Alper. Ben dün gece öğrendim ki aslında benim annem öz annem değilmiş. Yani beni o doğurmamış. Yani benim hayatım sandığım şey bir rüyaymış. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Bu plakanın ne olduğunu anlat bana. Bilmiyorum Bora Bey. Bak Tolga, bu plakanın ne olduğunu eninde sonunda öğrenirim. Şimdi sen anlat, yorulmayalım. Yani inanın bilmiyorum Bora Bey. Sencer Bey istemiyor. Kelime oyunları yapma bana. Babam gözaltındayken bu fotoğrafları Alper'e mail atmamı istedi. Babamı tutuklayan Alper, fotoğrafları görünce babamı tutuklamaktan vazgeçti. Ve ne hikmetse savcılıktan istifa edip SMDR'de çalışmaya başladı. Sencer Bey'in bildiği bir konum zaten. Alper'in korktuğu bir şey var bu fotoğraflarda. Babasıyla ilgili. Celil ne yapmış olabilir de Alper 180 derece döndü? Anlat. Bak Tolga, o herif kız kardeşimle evlenmeyecek. Bunu bir şekilde engelleyeceğim. O yüzden karşıma çıkma, seni de ezerim. Unutma, babam bir gün bu işi bırakacak. İyi düşün ve şu lanet plakanın ne olduğunu anlat bana. Alper'in babası Celil. Nehir'in babası Murat öldü. Celil bir katil. Bu plakada Murat'a çarptığı aracın plakası. Hoş geldiniz Celil Hanım. Ablam nerede? Salonda efendim. Ablacığım. Abla. Ceylin, ne telaş? Seninle çok önemli bir şeyi konuşmam gerek. Benim de sana söyleyeceklerim var hayatım. Ablacığım bak, sen ne söyleyeceksen inan ki benimki daha önemli. Sencer Bora'yı evden kovdu. Dilara Alper'in evlilik teklifine evet demiş. Tam bana bunu söylerken Bora duydu. Ve Dilara'ya onun üvey annesi olduğumu söyledi. Yuvam dağılıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Hele ki Dilara. Ben Dilara'nın yüzüne bakamıyorum. Yani onun yüzünde, gözünde o kadar çok şey saklı ki. Benim hemen Bora'yı ikna etmem gerekiyor. Sencer'le de konuşacağım zaten. Ama sen hala bana Bora mı diyorsun? Bırak kim nereye gitmek istiyorsa gitsin. Belki aklı başına gelir. Abla, bak benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Lütfen dinle beni. Ceylin, anlamıyor musun? Bundan daha önemli ne olabilir? Bora gitti diyorum, yok. Bora olmazsa Dilara da olmaz. Hiç et tırnaktan ayrılır mı? Benim bir şeyler yapmam lazım. Yani
Bora'nın gençliğini ve onun öfkesini affetmeliyiz. Eğer ben bunu affetmezsem Dilara'dan nasıl af dileyeceğim? Lütfen, ne olur sonra konuşuruz. Ben bir Sencer'le konuşayım, gideyim. Ondan sonra, tamam mı? Lütfen. Abla. Bana kalırsa bütün suçlu Bora. Alper, ne alakası var? Bora ile birbirinizi sevmiyorsunuz diye her fırsatta Bora'yı suçlamandan çok sıkıldım. Peki şu soruya cevap verir misin? Neden evlilik teklifimi kabul ettiğin gün bunu açıkladı? Gerçeği söylemek için başka gün mü bulamadı? Bunun tek bir sebebi var. O da evliliğimize engel olmak. Ama hiç anlattığın gibi olmadı ki. Yani ben ona önce evlilik teklifini kabul ettiğimi söyledim. Alper'le evleneceğim dedim. Sarıldık, çok mutlu oldu. Tebrik ederim Dilara'cığım dedi. Hiç karşı bile çıkmadı. Sonra bilmen gereken bir gerçek var dedi. Bence babanla annene kızdığından daha çok Bora'ya kızmalısın. Alper, kişisel davranıyorsun, tarafsız bakamıyorsun. Konuşmayalım istersen bu konuyu. Sen de objektif bakamıyorsun konulara. Annenle babanın bunu açıklamamasının tek bir sebebi olabilir. O da senin üzülmeni istememeleri. Peki Bora neden sakladı? Ya işte. Görmediğin detay bu. Bunca yıldır ailen sakladı, seni üzmemek için. Ama Bora neden sakladı? Çünkü elinde koz olarak kullanmak istiyordu. Ve bunun için en doğru zamanı bekledi. Bizim evlenmemizi. Evlilik teklifi yaptığım zaman da bunu koz olarak kullanıp bizim evliliğimize engel olmak istedi. Bu kadar basit. Alper, tamam. Ben odama gideyim, konuşuruz sonra. Planların tıkır tıkır işliyor değil mi? Benim hiçbir planım yok Bora. Yok tabii. Dilara'ya çok aşıksın değil mi? Bora, seni ikna etmem mi gerek illaki? Yok. Benim merak ettiğim şu. O işçi kıza ne oldu? Hayır, aynı şeyi ben yapsam adım kötüye çıkar. Kaldırıp attım bir köşeye kızı. Seni ilgilendirmez. Konumuz başka. Ama aklıma kız geldi. Şimdi başka erkeklere de hep korkuyla yaklaşacak senin yüzünden. Nehir Yıldırım. Güzel kız aslında. Bora. Tamam. Kızma. Benim derdim şu. Alper. Bakma şimdi sessiz durdun. Ben yaşadığım müddetçe kardeşimle evlenmene izin vermeyeceğim. Nasıl olacakmış o iş? Şöyle olacak Alper Günder. Eğer ki kardeşimle evlenirsen babanın, Nehir'in babası Murat Yıldırım'ın katili olduğunu herkese açıklarım. Sevgili babacığın bundan sonraki hayatını hapis köşelerinde geçirir. Önce Sencer'in taktiklerine yenik düştüm. Elimdeki her şeyi kaybettim. Ama artık onun ne ortaklığına, ne şirketine, ne hisselerine ihtiyacım yok. Hiçbirini istemiyorum. Ben bugün oraya
İki çift laf söylemek için gittim ama hiçbir şey diyemedim. Elimde bir tek hayallerim kalmıştı. Bugün onu da elimden aldı. Dede, inanamıyorum. Çok üzgünüm. Yok. Üzülme evlat. Sen iyi hem de çok iyi niyetli bir çocuksun. Dede, ben iyi olmak istemiyorum. Kazanmak istiyorum. Hakkımız olanı geri almak istiyorum. Bak evlat, kazanmak için, kötüleri alt edebilmek için onlar gibi düşünmeli, onlar gibi davranmalısın. Oysa sen bunu yapamazsın. Yapamazdı. Onun için üzülme evlat. Şimdi, Nehir tekrar burada çalışmaya başlayacak. Gerekli evrakı hazırla. Bir pervane takımı kuracağız. Nehir de başında olacak. Sen de ona bağlı olarak çalışacaksın bundan sonra. Peki Sencer Bey. Bana şöyle köpüklü bir Türk kahvesi söyle. Bugün hiçbir şey keyfimi bozamaz. Nasıl isterseniz. Hoş geldiniz. Merhaba Sibel Hanım. Oo, güzeller güzeli karım gelmiş. Bakıyorum keyfin çok yerinde. En keyifli olduğum an ne zamandır biliyor musun? Birilerinin kaybettiğimi zannettiği anda kazanmak. İşte o zaman gözlerinin içine bakmaktan büyük keyif alıyorum. Her neyse, tebrik ediyorum seni hayatım. Sencer, evdeki durumları biliyorsun. Çok büyük bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Hayatımızın bir gerçeği bu. Dilara da bunu kabul etmek zorunda. Biz ne kadar büyütürsek o daha da büyütür. Normal davranmalıyız ki kabullenmekte zorlanmasın. Tabii ki de hayatım ama Bora'yla... Aa, o durum başka. Onunki terbiyesizlik. Sınırlarını aştı. Haddini bilecek. Hayatım, lütfen. O daha genç. Bora'yı affet. Bunun nankörlüğünün bir cezası olmalı. Böyle olmaz. Hepimizin huzurunu kaçırmaya ne hakkı var ya? Tamam, yanlış davrandı. Ama ben ailenin parçalanmasını istemiyorum. Yani sonuçta bizim de sorumluluğumuzda olan şey aileyi bir arada tutmak değil mi? Bak, senden özür dilemedikçe ve sen de onu affetmedikçe ne eve ne de şirkete gelebilecek. Kararım kesin. Tamam, ben Bora'yla konuşacağım. O da eminim bu kadarını tahmin etmemiştir. Onun tek istediği kardeşinin gerçekleri öğrenmesiydi. Peki, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama hiçbir şey için kendini mecbur hissetme. Dede, hadi çıkalım artık buradan, üzerime üzerime geliyor. Kafamızı toplarız biraz. Yapmam gereken bir iki iş var oğlum. Onları hallederim, çıkarız ha. Dede, ne işi Allah aşkına, boş ver. Şimdi iş mi düşünülür bugün? Oğuz. Ethem amca. Sizden çok özür dilerim. Nehir. Bence bugün bir şey konuşma. Konuşalım Oğuz. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Biz de çok şaşırdık aldığın bu kararı.
Ne git? Keşke bu kararını daha önce bize söyleseydin. Ethem amca, gerçekten çok söylemek istedim. Ama bir türlü fırsatım olmadı. Olursak mı kızım? Bugün bunları konuşmanın zamanı değil. Ethem amca, çok özür diliyorum. Biliyorum sizi hayal kırıklığına uğrattım. Ama o sözleşmeyi imzalamak zorundaydım. Ailem için imzalamak zorundaydım. Biliyorum, sizin bütün planlarınızı yıktım ben. Özür dilerim. Bak kızım, bugün Sencer'in yanında benim gururum kırıldı. Eğer daha önceden söylemiş olsaydım, bu kadar zorda kalmazdım. Her şey yine senin istediğin gibi olurdu. Ama böyle hazırlanıp yanına gidince her şey daha kötü oldu. Neyse, hadi gidelim artık. Dede, ne oldu? Sencer arıyor. Açma. Dede, boş ver, açma. Bak evlat, kaderden kaçılmaz. Alo. Ethem, nasılsın? Ne istiyorsun Sencer? Bak, ne diyeceğim. İş hayatı bu. Kazançlar olur, yeni bilgiler olur. Bir gün gelir, yine karşı karşıya geliriz. Bakarız o zaman, şartlarımız uyarsa yine beraber bir iş yaparız. Ama sakın bir daha çoluk çocuğun gazıyla planlar yap. Grand tuvalet giyinip karşıma gelme. Ben düşmanın bile kalitelisini severim Ethem. Sencer! Dede! Ethem Demirsoy'un cenazesine istediğiniz gibi hem böyle SMDR denizcilik adını hem de sizin adınıza iki tane çelek gönderdim. Aferin. Bize de bu yakışır zaten. Ya Nehir'in tekrardan burada işe başlaması böyle çok güzel olmadı mı? Yani böyle bir aile şirketi gibi olduk sanki. Yani ben demiştim ama imzayı atar diye. İyi ama az daha atmıyordun. Son dakikaya bıraktın. Yok yok. Ben kendim söyledim ona bizzat. Ya Sencer Bey'in dedim ki odasında at ki yani herkes görsün böyle. Şey olmasın yani herkes ayağına denk alsın bundan sonra diye. Yoksa Oğuz kim ya? Oğuz kimmiş yani? Tamam Sinan, tamam. Sen şimdi işinin başına dön. Nehir'e de söyle, iş başı yapsın. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Hadi. Kolay gelsin.
efendim Sinan. Ya niye telefonu kapatıyorsun suratıma? Şu an konuşacak durumda değilim. Bak abini dinledin, nasıl herkes kârlı çıktı, gördün mü? Oğuz, özür dilerim. Ben çok büyük bir hata yaptım. En büyük hatayı ben yaptım. Onu böyle bir savaşa bulaştırmamam lazımdı. Kazanacağına inandırdım. Boş yere umut verdim. 25 yıllık acılarını deştim. Kalbi daha fazla dayanamadı. Ben ona yıllar önce yaşadığım mutsuzluğu hatırlattım. O savaşı kazanacağını zannetti. Ama benim yüzümden kazanamadı. Özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim Oğuz. Bora. Hayatım, bir konuşabilir miyiz acaba? Ne konuşmak istiyorsun? Bora, bana böyle davranma. Of. Yine aynı şeyleri konuşmayalım. Bak, ben senden özür diledim, sen de beni affettin. Eve geri döndüm işte. Mutlu musunuz? Ben ailenin dağılmasını istemiyorum. Pardon ama bu aile nereden senin ailen oluyor? Bora, haksızlık ediyorsun bana. Sizi ben doğurmamış olabilirim ama öz evladım gibi büyüttüm. Elimden geleni yaptım, daha da yaparım. Nasıl yapacaksın? Babam ilk defa beni evden kovdu. Senin yüzünden. Ama yani ben de konuştum Sencer'le, seni affetmesini söyledim. Tamam, belki Sencer biraz fevri davranmış olabilir ama sonuçta eve geri döndün değil mi? Hayatım bak, bunların hepsini zamanla aşarız. Bora, sen ne kadar inkar etsen de, etmesen de, seni ben büyüttüm. Seni çok iyi tanıyorum. Duygusal bir çocuksun. Evet, haklısın. Senden gerçekleri saklamamız seni öfkelendirdi. Doğal olarak yani, ama ne diyeyim yani, evet, karşımıza alıp sizinle açık açık her şeyi konuşmalıydık. Bence de. Ama büyüklerin de hata yapmaya hakkı var değil mi? Bak, biz bir arada olalım önce. Sonra tek tek bunların hepsini telafi ederiz karşılıklı. Tamam canım. Tamam sevgili anneciğim. Konuşmamız bittiyse ben artık işe gitmek istiyorum. Babamdan yine azar işitmeye niyetim yok. Tabii ki canım. Hadi iyi çalışmalar. En çok da neye üzüldüm biliyor musun? Ona adam akıllı bir veda bile edemedim. Oracıkta kollarım bacağım verdi. Düşünme artık bunları. Bak, eminim şu an deden seni böyle görseydi çok üzülürdü. Şu an bir yerlerde belki bizi izliyordur, üzülüyordur değil mi? En son o Sencer şerefsiziyle konuşuyordu. Ne söylediyse ölümüne neden oldu. İntikamını alacağım dedi. Şerefsiz bir de cenazeye çelenk gönderdi. Alper, böyle bir şey nasıl yaparız? Ne var bunda? Ya nasıl ne var bunda? Bu çok büyük bir suç. Rızası ve haberi olmadan hiç kimsenin bilgisayarına, maillerine ya da özel dosyasına bakamayız. Savaş, sen yardım edersen bakarız. Neden yapıyoruz bunu Alper? Savaş, babamı kurtarmam lazım. Eğer Sencer Bey'in ve Bora'nın elinden delilleri almazsak babam ömür boyu hapis yatacak. Anlamıyor musun? Vay, Alper, nerelerdesin sen ya? Ben gideyim, görüşürüz. Konuşuruz.
Hiç gözükmüyorsun. Nerelerdesin? Hayır, toplantılara falan da gelmiyorsun. Gerçi bir şey bildiğin yok da. Hani yine insanın bir gözü arıyor seni yani. Bu aralar işlerim yok. İyi, kolay gelsin. Ben de işte kardeşimi aldırdım yanıma, buraya. Ne? Ya Nehir'i diyorum, Nehir'i. Yanıma aldırdım. Sencer Bey'le konuştum. Sağ olsun aldı o da. Hani macera aramaya gerek yok zaten. Bundan sonra da artık siz de iki medeni insan olarak böyle beraber çalışırsınız. Paşa paşa. Dilara. Hayatım. Ev biraz serin canım. Al şunun üzerine üşütme. Zaten Bora da beni dinlemedi. İncecik çıktı. Neden çabalıyorsun bu kadar? Ne demek istediğini anlayamadım kızım. Bu ara bir üzerimize fazla düşüyorsun. Ne değişti diyorum. Ben sizin üzerinize her zaman düşüyorum. Her zaman titredim ben sizin üzerinize. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bizi kimse ayıramayacak. Haklısın. Hep özverili oldun. Biraz fazla tepki gösterdim galiba. Senin de suçun yok aslında. Tepki göstermekte haklısın. Saklamasaydınız, başka bir şekilde daha doğru düzgün öğrenseydim tepkim de daha az olurdu. Tabii ki canım. Ama Bora yüzünden oldu. Alper'e olan öfkesinden böyle yaptı. Dilara'cığım, biraz dinlenmeye ihtiyacı var herkesin. Artık üzerine gitmek bir şey kazandırmaz kimseye. Bora'yla da konuştum. Zamanla bu yaşananları unutacağız. Bilmiyorum, çok kırdı beni. Neden en mutlu gecemde yıktı her şeyi anlamam çok zor. Ama görünce konuşacağım Bora'yla da. Hayatım, bazen anlaşmak için tek yol konuşmak değildir. Susmak gerekir. Yani sen bilirsin ama bence bu sıralar bizim dinlenmeye, susmaya ihtiyacımız var. Delireceğim Yiğit. Gerçekten delireceğim artık. Ya Ceylin, bir sakin ol. Otur şöyle. Ya söyleyemedim. Ablama hiçbir şey söyleyemedim. Ya bir eve gittim, çıldırmış gibilerdi. Bora'yı evden kovmuşlar. Dilara evlenme teklifini kabul etmiş. Ya ablama, Nehir senin öz kızın diyemedim. Bunu söylemenin kolay olmayacağını biliyorduk zaten. Yiğit, ablam beni dinlemiyor ki. Kadının motivasyonu başka bir şey. Ailemi toparlayacağım diyor, başka da bir şey demiyor. Ceylin bak, gerçeği söylemenin tek bir yolu var. Nehir ve Asu'yu bir araya getireceğiz ve ikisine de aynı anda söyleyeceğiz. Ya nasıl peki? Sen ablanı ayarla, ben de Nehir'i. Yarın bu iş bitecek. Tamam. Yiğit, seni çok seviyorum. İyi ki yanımdasın. Ben de seni çok seviyorum. Nehir'i sevmeye de aldırmam çok iyi oldu. Yani kariyeri için de çok güzel bir şey. Kendisi büyük ihtimal bana bağlı çalışacak zaten. Yani Sencer Bey'le daha konuşmadım ama yani ailemizi çok güzel günler bekliyor. Sinan, bak bu sefer şakası yok. Ne olur işini biraz ciddiye al oğlum. Olur mu? Ha? Bak, ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun anne ya? Ya niye gerginsin sen bu kadar? Ya adamın ortağı gibiyim neredeyse, ortağı. Gergin olma bu kadar, gözünü seveyim. Hadi Pınar da gelsin de başlayalım kutlamaya. Bırak şimdi Pınar'ı, Pınar ders çalışıyor. Nehir bekliyoruz, o gelince yemeğe başlayacağız. Heh, geldi işte. Hoş geldin Nehir. Gel gel, kutlama yapacağız. Yalnız bir şey söyleyeyim. Benim hakikaten Nehir'e teşekkür etmem gerekiyor. Beni hiç mahcup etmedi. Sinan yeter artık. Anne birkaç lokma bir şey hazırlar mısın? Ben bir üstümü değiştirip Oğuz'un yanına geri gideceğim. Nasıl oldu Oğuz? Nasıl olsun? Dedesi kollarında öldü. Ey büyük Allah'ım yarabbim. Thank you.
kapıyı açtı kul. Oldu mu şimdi? Hani beni yalnız bırakmayacaktın. Daha yapacak çok şeyimiz vardı senin. Uzun zamandır babamın elinden şöyle keyifli yemek yemedim. Evet be oğlum. Nedir o öyle sürekli bir koşturmaca? Şöyle baba oğul baş başa bir sofra keyfi yapalım değil mi? Sen zaten yakında Sencer'in sofrasında yersin yemeklerini. O sofrada benden önce sana yer vermeleri gerekir. Oğlum benim, sen mutlu ol. En iyi yerde otur. En güzel yemekleri ye, ben yaşamış kadar olurum. Şey oğlum, bulabildin mi o şeyleri? Neyi baba? Bora'nın elindeki delillere, görüntüleri işte. Hani Murat'la olan. Anladım baba. Merak etme, araştırıyorum. Yok edeceğim hepsini. Hiç kimse seni suçlayamayacak. Oğlum benim. Sağ olasın. Bora kendi kazdığı kuyuya düşüyor yavaş yavaş. Sen neler planlıyorsun? Bana da bir söylesene. Bora amacına ulaşamadan ben Dilara ile çoktan evlenmiş olacağım baba. Ne? Ne zaman? Dilara ile yarın evleniyoruz. Kimseye haber vermeden. Afiyet olsun efendim. Vay be. Koca Çınar Ethem Demirsoy da aramızdan ayrıldı ha. Babacığım neden ölmüş peki biliyor musun? Kalbi dayanmadı kızım. Oğuz'un peşinden saçma sapan şeylere sürüklendi. Yoruldu adamcağız. Gencecik çocuk, suçlamak istemem gerçi ama biraz torununun hırsları sebep oldu diyebilirim. Yazık oldu çocuğa. Annesini babasını da trafik kazasında kaybetmişti. Hayattaki tek yakını dedesiydi, o da gitti. Kader. Neyse. Size söylemek istediğim başka bir şey var. Hayatta en önem verdiğim şeyin ailem olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Buna rağmen sizden aynı sevgi ve saygıyı görmeyince biraz üzülüyorum. Kırıyorsunuz beni. Ve bu kırgınlık da başka sonuçlara yol açıyor. Oysa ki ben bütün hayatımı size hazır bir iş bırakmak için harcadım. Benim yeteri kadar param var. Yaşım da belli. Bugün bırakır giderim her şeyi. Ama çocuklarım için çabalıyorum. Sizin için. Biliyoruz hayatım. Sana minnettarız bu konuda. Ama bu tip çalkantılar ailenin kenetlenmesi açısından iyi oluyor. Önemli olan bu yaşananlardan ders çıkarabilmemiz. Aslında konuşması gereken benim. Babam söylediklerinde çok haklı. Hepinizden özür dilerim. Bundan sonra hem aileme hem de şirketimize dört elle sarılacağım. Dilara, önce senden özür dilerim. Çok önemli bir konuyu yüzüne karşı pat diye söylemek yerine babamların seninle konuşmasını beklemeliydim. Neden böyle davrandım bilmiyorum. Özür dilerim. Ben biliyorum senin neden böyle davrandığını. Çünkü Alper'e karşı anlamsız bir tavır içerisindesin. Bu yüzden böyle kırıcı davranıyorsun.
Neyse çocuklar, şimdi yeri değil bunların. Daha bunları konuşacak çok zamanımız olacak. Senin bu susma metodunla gerçeklerden kaçılamıyor maalesef. Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bütün bu yaşadığımız her şeyin tek sebebi... abimin Alper'den gereksiz yere nefret etmesi. Zehir, al çocuğumu hazırladım bir şeyler. Ben de geleyim ister misin? Gerek yok anneciğim. Nehir, çok iyi bağlama benziyordu ya. Vallahi üzüldüm yani. Bir hastalığı falan var mıydı kendisinin? Yani küt diye gitti adam ya. Vallahi ölenle ölünmüyor tabii ama. Yani toplantının sonuna doğru bana bir kötü gelmişti ama yani. Teşekkür ederim anneciğim. Ben gelemeyebilirim. Tamam ama bana ihtiyacınız olursa haber ver. Tamam. Yoksa merak ederim. Tamam, görüşürüz. Ya ya. Bakıyorsun anneciğim, yesene. Elin sağlık, çok güzel. Dilara haklı. Bence de Alper'e karşı abartılı bir tepkim var. Bu da seni bazen yanlışça sevk ediyor. Sağlıklı süzgeçten geçiremiyorsun. Haklısınız baba. Bundan sonra bu konuda daha farklı davranacağım. İkinizi de daha önce uyardım. Duygularınıza yenik düşerseniz mantıklı kararlar veremezsiniz. Birine karşı öfken varsa bu öfkeyi önce hırsa sonra da başarıya çevirmek için işine sarılacaksın. Haklısınız baba. Ben geldim. Hoş geldin. Bir şeyler yedin mi? Canım hiçbir şey istemiyor Nehir. Olmaz ama. Yemen gerekiyor. Annem senin için bir şeyler hazırlamış. Hadi gel. Otur şöyle. Olduğun için teşekkür ederim. Hadi. Ayakta kalmak için bir şeyler yemen gerekiyor. Çok güzelmiş. Benim de söylemek istediğim bir şey var. Söyle bakalım. Dün öğrendiğim gerçek beni çok üzdü. Yıkıldım hatta. Yaşadığım her şeyin bir yalan olduğunu düşündüm. Kendimi çok kötü hissettim. Bunları hissetmen çok doğal. Ama bir de bazı gerçekler var. Baş etmek zorundasın. Haklısın baba. Baş etmeliyim. Ama haksızlık ettiğimi düşündüm. Evet, dün çok büyük bir acı yaşadım. Ama bunun suçlusu asla annem değil. Onu çok üzdüm. Anneciğim çok özür dilerim. Hayatım, hiç önemli değil. Atlatacağız hepsini bunların. Sen benim için canımdan daha çok değerlisin. Biliyorum. Bu yüzden de haksızlık ettiğimi düşündüm zaten. Ben senin öz kızın değilsem
ne yapabilirsin? Ben de, Bora da, ikimizde de o kadar çok emeğin var ki sen bunları hak etmiyorsun. Aferin. İşte böyle düşünmen gerekiyor. Ailemin tekrar toparlandığını görüyorum. Güzel bir yemek oldu bu. Evet baba. Ama bir eksik var. Ne eksik? Ben dün tabii ortalık çok karışınca sana söyleyemedim ama. Söyle kızım. Dün abim gelip ortalığı karıştırmadan önce ben bir karar almıştım. Tam da onu anneme söylüyordum. Dilara. Hayır anne dur. Artık mutlu olduğum şeyleri doyasıya yaşamak istiyorum. Baba, ben Alper'in evlilik teklifini kabul ettim. Ya size hep söylüyorum. Böyle konuları önce bir konuşalım. Birlikte karar verin. Öyle değil mi? Benim açımdan çok da konuşulacak bir şey yok aslında babacığım. Beni seven, bana değer veren, yanında çok mutlu olduğum Alper'le evlenmek istiyorum. O yüzden lütfen, madem bu yemek ailemizin sorunlarını aşma yemeği, ben evlenmek istediğim adamın da bu masada oturmasını istiyorum. Alper Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk. Geç otur bakalım. Siz iki genç sabrımı fazla zorluyorsunuz. Ama baba... Hatta çok fazla zorluyorsunuz. Beni iyi tanırsınız. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorsunuz. Ama buna rağmen başınıza bu kadar buyruk davranabiliyorsanız... demek ki birbirinizi gerçekten çok seviyorsunuz. Anladım planı değil mi? Anladım Savcı Bey. 10 kere tekrar ettirdiniz. Tamam, yarın sabah sen Nehir'i alacaksın, kahvaltıya getireceksin. Ben de ablamı. Böylece ikisini de buluşturacağız, tamam? Uyuyamam ben bu gece heyecandan. Uyumayalım. Yemeğimiz soğumasın. Yemeğimiz. Soğumasın. Evet. Başka bir sürpriziniz yoksa yatacağım artık. Hayatım, böyle sürprizler iyidir. Şimdi bakın, konuyu şöyle kapatalım. Size hayır demiyorum. Ama evet de demiyorum. Şimdilik prensip olarak olumlu yaklaşıyorum. Fakat sağda solda dillendirmeyeceksiniz bunu. Tabii ki Sencer Bey. Çok etraflıca düşünmemiz gereken şeyler var. Farklı sonuçları olabilecek bir evlilik bu. O yüzden biraz düşünmeme izin vereceksiniz. Babacığım sen hiç merak etme. Biz seni üzmeyecek şekilde yapacağız her şeyi. Biz zaten sadece mutlu olmak istiyoruz. Birlikte daha mutlu ve daha güçlü olacağız. Of ya, böyle çok zor. Hem o eve gitmek, hem seni burada bırakmak. Yiğit ya, her şey kör düğüm oldu. Haklısın. Ama yarın her şey düzelecek. Tabii.
O adam da evli olan senin ablan değil. Aklım hep onda kalıyor. Ya bir pislikle evlisin diyemiyorum bile ona. Göz göze gelemiyorum kendimi ele vereceğim diye. Ceylin, anlıyorum yani. Senin durumun da zor ama bir şekilde o eve girmen ve ablanla yaşaman lazım. Acaba diyorum başka bir ev mi tutsam? Bunların hepsi geçecek. Yarın ablan Sencer'in ne mal olduğunu görecek. Görecek değil mi? Efendim Yiğit amca. Alo. Nehir'cim nasılsın? İdare eder. Oğuz'la birlikteyim. Anladım. Bak ne diyeceğim. Birlikte kahvaltı yapalım mı? Daha sonra yapsak olur mu? Şu an Oğuz'un yanında olmam gerekiyor. Bak Nehir, hem hava almış olursun. Hem sana da çok iyi gelir. İtiraz istemiyorum lütfen. Teşekkürler Melek Hanım. Oh. Ah. Hayret Bora, sen mi erken kalktın yoksa ben mi geç kaldım? Baba çok işim var bugün. Sakın şirkete benden önce gitme. Almazlar içeri vallahi. Bunca yıldır kimse alışkın değil. Tamam baba, tamam. Onu da halledeceğiz. Bundan sonra şirkete geldiğinde her sabah beni görürsün. Oo. İddialı cümlelere bayılırım. Hadi görüşürüz. Güle güle ya. Gençliğin en güzel yanı böyle ani değişimleri. Olumlu tarafı da olumsuz da. Vallahi bu değişimin kralı oldu. Saate baksana ya. Bora evden çıktı. İnanılır gibi değil. Hadi. Ben de gideyim bari. Tamam sen. Canım. Kalkmadım. Görüşürüz canım. Olsun. Hiç önemli değil. Ablacığım. Günaydın. Günaydın hayatım. Gel kahvaltı yapalım. Ablacığım. Ben diyorum ki bugün abla kardeş dışarı çıksak. Şöyle biraz yürüyüş yapsak. Kahve içsek. Dertleşsek. Ne dersin? Günaydın. Günaydın oğlum. Otur bir şeyler ye. Şoför gelmedi mi ya? Arıyorum arıyorum, kendisi açmıyor. Nereden bileyim çocuğum ben? İşinin kıymetini bilmeyen bir adam. Ben bunu kovarım yani. Bugün Sencer Bey'e yeni projelerimi anlatacağım. Eğer var ya kabul ederse bizi kimse tutamaz anneciğim. İnşallah istediğin gibi olur oğlum. Olur olur. Şu istediğim yerlere bir geleyim. Nehir'i de zaten şey yapacağım, yanıma aldıracağım. Ama biraz istiyorum ki böyle burnu sürtsün iyice. Sana ne Nehir'den? Nehir hayatından da işinden de son derece memnun oğlum. Sen kendi işine bak. Yok yok. Benim onun için çok güzel planlarım var. Bu şoför gelmeyecek herhalde ya. Ben taksiyle gideyim bugün. Benden sonra gelirse de söyle. Anahtarları falan bıraksın, kovdum onu. Kendisine de yeni iş hayatında bundan sonra başarılar dilediğimi de iletirsin.
Sema, müsait değilim. Kapatıyorum. Anlamıyor musun? Ablamla konuştum. Tekrar sizin şirkette işe başladı. Ya süper bir haber değil mi? Artık her şey daha güzel olacak. Hem ailene gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin ilişkimizi. Sular durulmuştur artık. Tamam Sema, tamam. Sonra konuşalım bunları. Sen mutlu olmadın mı? Neden sesin böyle? Sema, müsait değilim diyorum. Hala uzatıyorsun ya. Tamam hayatım. Anlamadım. Bugün tersinden kalktın galiba. Neyse, müsait değilsen sonra konuşuruz. Tamam, tamam. Hadi bay. Kimle konuşuyorsun? Arkadaşımla konuştum. Kimmiş o arkadaş? Bora. Ya biliyorsun ki Bora benim iş arkadaşım ya. Tamam abi, ne yapabilirim? Yani bak, bunlar gerçekten benim iş hayatımı etkilesin falan hiç istemiyorum yani. Hakikaten bir sorun yaşamak istemiyorum ben. Tamam abi, sen merak etme. Sana zarar verecek bir şey yapmam ben. İyi, hadi. Kaçıyorum ben, tamam? Tamam. Çünkü ben gitmeyince böyle işçiler şımarıyor biraz, tamam? Hadi görüşürüz. Kaldım gece. Haber verdim zaten. Merak etmedin değil mi? Yok, etmedim de Oğuz nasıl? İyi mi? Onu merak ediyorum. İyi sayılır işte, daha iyi. Nehir, sen de kendini suçlamayı bırak artık be yavrum. Anneciğim, ben onları yarı yolda bırakıp Sencer Bey'in yanına geçtim. O kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Ne hayalleri vardı bir bilsen. Adamın kalbi dayanamadı bu durum anne. Ama sen ne yaptıysan ailen için yaptın. Onlar bunu anlayacak insanlardı. Hadi bir duş al, üstünü değiş, gel de sana çay hazırlayayım. Ben üstümü değiştireceğim de burada kahvaltı yapmayacağım, çıkacağım. Yiğit amcayla yapacağım. Çok ısrar etti, kıramadım o yüzden. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Kaydınız silinmiş burada. Çalışmıyorsunuz. Sen kimsin ya? Bak seni de kovarım ha. Bak benim canımı sıkmayın. Al şunu. Al bozulmuş bu kart, tamir edin bunu. Al. Bakın, çalışan listesinde isminiz çıkartılmış. Benim bundan başka bilgim olmaz. Ne demek çıkartılmış? Kovuldunuz demek. Ne? Ya sen ne saçmalıyorsun ya? Ya Sinan ben, Sinan. Daha düne kadar burada çalışıyordun. Ya ben sana ne laf anlatıyorum ki? Sencer Bey'i ben bir arayayım de. Numarası da yok ben, değil mi? Hah, geldi işte Sencer Bey'le. Sen şimdi tabii tanımıyorsun benim kim ol. Sencer Bey, günaydın. Efendim, bu hadsiz beni almıyor da... Sencer Bey! Sencer Bey! Hadi kardeşim, hadi. Benim başım iş açma. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Nehir hazır mı?
Yukarıda hazırlanır birazdan. Buyurun geçin içeri. Feryal Hanım. Asu'yla buluşturacağız bugün Nehir'i. Ne? Niye bunu bana daha önce söylemediniz? İşte bu yüzden söylemedik. Biz de zaten yeni planladık Ceylin'le. O Asu'yu getirecek, ben de Nehir'i. Ana kızı buluşturacağız, bugün bu iş bitecek. Yiğit Bey. Ben Nehir'in ne tepki vereceğini çok merak ediyorum. Dosyaları incelemen lazım. Bora, sana diyorum Sencer Bey raporları hazırlamanı bekliyor. Ne izliyorsun sen? Yılın en komik filmi. Katil Celil iş başında. Yakında sinemalarda. Elime düştün Alper. Bakalım polis bu görüntüleri izleyince ne olacak? Eğer Dilara'dan ayrılmazsan baban ömür boyu hapis yatacak. Ablacığım, hadi biz de çıkalım mı artık? Tamam Ceylin, kahveni bitireyim çıkacağız. Dilara? Anneciğim? Hayatım, nereye gidiyorsun? Yürüyüşe gideceğim ben. Niye sırt çantanı almadın? Koca çantayla giderim hiç yürüyüşe. Anneciğim, koca çantayla... spor salonuna yürüyüşe gidiyorum ben, o yüzden... Çantamı da aldım. Sonra da biraz yüzerim belki diye havlu falan koydum. Bak hayatım, ne diyeceğim? İstersen sporu boş ver. Bak biz biraz hava alacağız teyzenle, sonra da gidip bir yere oturacağız. Bizimle gel. Ablacığım, bırak kız işte spora gideceğim diyor. Genç kız bizimle ne yapacak? Ayrıca yalnız kalmak iyi de gelir ona hem. Evet anneciğim, ben aslında biraz yalnız kalsam çok iyi olur. İyi peki, tamam. Bak o zaman havuzdan çıkınca saçlarını iyice kurut, tamam mı? Tamam anneciğim, sen merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi canım, güle güle. Abla, hadi. Hadi biz de çıkalım artık. Aman dur, dur. Ne olur Ceylin ya. İki ayağımı bir pabuca sokma. Bak kahven bitsin, gideceğiz dedim. Ay Alper, ben yapamayacağım galiba. Annem de şimdi içeride bir sürü soru sordu. Nereye gidiyorsun, o çanta ne falan. Ben çok gerildim. Sakin ol hayatım. Bir yolunu bulur atlatırsın anne. Her şeyi hazırladım. Saat 5'te nikah memuru gelecek. Eşim olmana çok az kaldı. Of, bunu yapacağınıza inanamıyorum ya. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi aşkım hazırlan, geç kalmayalım. Bora geliyor, kapatmam lazım. Tamam. Ne o ofis köşelerinde fısır fısır? Emniyetten birkaç arkadaşımla konuşuyordum. Sencer Bey'in benim ilgilenmemi istediği bir konuyla ilgili. Hmm, tabii tabii. Vaktin daralıyor. Akşama kadar Dilara'ya evlenmek istemediğini söyledin, söyledin. Yoksa o emniyetteki arkadaşlarınla baban için her gün konuşmak zorunda kalırsın. Tamam Bora, söyleyeceğim. Ama ikimiz de Dilara'nın üzülmesini istemeyiz değil mi? Onu kırmadan bir yolunu bulup söyleyeceğim. İyi edersin.
Hazır mıyız Nehir'cim? Hazırım. Çıkabiliriz. Anneciğim ben geç kalmam, merak etme. Nehir. Ben seni çok seviyorum kızım. Anne? Anne ne oluyor? Anneciğim. Nehir'cim. Çok üzücü şeyler yaşadık. Annen de herhalde biraz sinirleri yıprandı. Kıyamam ben sana. Tamam kızım hadi. Hadi. Merak etme tamam mı? Hemen dönerim. Ağlamak yok bak. Tamam. Acele ettin ya. Of. Tabii hazırlanamadım. Hadi. Ya niye bu kadar sık boğaz ediyorsun ki? Tamam. Hadi ablacığım hadi. Oğuz'un işini bitirin Tolga. Peki efendim. Yaşlı kurdun yavrusu rahat durmaz. Oğuz'u tanıdığım kadarıyla işimi bitirmek için kolları sıvayacaktır. Biz ondan önce davranalım. Anladım efendim. Hadi geç kalmayın. Siz Alper Günday, Dilara Aytekin'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Güzelce ya. Biraz daha yürüseydik. Yürürüz birazdan ablacığım. Çaylarımızı içelim önce. İyi ki çıkarmışsın beni evden.
Dilara Aytekin. Alper Günday'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de sizi belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Bu arada evlenme cüzdanımızı gelin hanıma takdim ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Yiğit, Nehir, ben çok şaşırdım sizi gördüğüme. Ben de çok şaşırdım aslında. Yiğit amca kahvaltı yapacağımızı söylemişti ama. Tamam, hep beraber yaparız kahvaltı. Ya da oturun, oturun siz de. Ya, evet, evet. Gel, gel Nehir, otur. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. İyiyiz Nehir'ciğim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Bizim size çok önemli bir şey söylememiz gerekiyor. Evet, aslında uzun zamandır sizinle konuşmak istiyorduk biz. Ve ikinizi bir araya getirmeye karar verdik. Celil Günday. Murat Yıldırım'ı öldürmekten tutuklusunuz. Buyurun arkadaşlar. Bize söylemeniz gereken önemli şey. Nedir Yiğit amca? Nehir'cim. Aslında uzun zamandır üzerinde araştırma yaptığım bir konu vardı. Bu konu üzerinde net bir sonuca varmadan gerçekleri sizinle paylaşmak istemedim. Ne araştırması? Özellikle Ceylin. Sizinle konuşmam için bana çok büyük baskı yaptı. Ve nihayet sözümü dinledi. Hadi söyleyin lütfen. Nehir, Feryal Hanım'ın senin öz annen olmadığını biliyoruz. Evet. Siz nereden? Dedim ya, uzun zamandır üzerinde araştırma yapıyorum diye. Yiğit, ne demek istiyorsun? Nehir,
Asu uzun yıllar önce bir kızını kaybetti. Adı Ece. Asu'nun kızı. Benim de yeğenim. Ece ile senin aranda tesadüf denmeyecek kadar çok benzerlikler vardı. İnan bana, biz bu konuşmayı yapmadan önce çok düşündük. Hatta senin haberin olmadan DNA testi bile yaptırdık. Biz bu durumu Feryal Hanım'la da paylaştık. Kesin ve net emin olmak istedik. Feryal Hanım da senin gerçekleri bilmeni istiyor. Asu'nun yıllar önce kaybolan kızı Ece, sensin. Yani Asu senin öz annen. Celil nasıl? Ablacığım, yani Celil raporu değiştirmiş. Bize sahte raporu vermiş. Evet, Nehir senin öz kızın. Sencer Aytekin! Dedeme ne söyledi? Kimse kıpırdamasın, tetiğe basarım. Onunla en son sen konuştun. Senin yüzünden öldü, konuş! Kimse yaptıklarının bedelini ödemeden ölemez. Sencer Bey! Ambulans sana! Ambulans! Sencer Bey! Biliyordum. Ece. Kızım. Eski bir hikayede yazılmamış parçanın tortusu, şimdiki hayatımda kayıp giden zamanın korkusu. Aklımda anılar var, hiç bitmez rüyalar, eksik söylersem korkar. Nefesimin sebebi kokusu, Mayıs çiçeklerinde gizli. Aramıyorum ne kış ne de yaz, baharımı almayın elimden biraz. Gidemiyorum, sebeplerim az, baharıma kıymayın içim. Baharıma kıymayın.